Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah 10 Muharrem Hüseyin'in şehadeti. Muharrem ayı biliyorsunuz haram aylardan biri. Yani 4 ayın muhteremin biri. Bu ayın da en eftali 10. günü. Gece değil de günü. 10. günü. Ne oldu tabi o günde? Binden 10 tane peygamber o gün kurtulduğu bir hal oldu. Adem babamızın o gün tevbesi kabul olundu. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi o gün oturdu karaya. Cudi Dağı vardır, Sinop'ta oturur böyle. İbrahim Aleyhisselam o gün ateşten kurtuldu. Yunus Aleyhisselam o günde balığın karnından çıktı. İbrahim sağlığına kavuştu. Daha bunun çok daha bunlar daha. Bugün inşallah konumuz Hazreti Hüseyin'in şehit olması. 10 Muharrem'de Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu, Peygamberimizin torunu Hazreti Ali Hazretleri'de 10 Muharrem'de şehit edildi Kerbela çöllerinde. İslam Medine'de devlet haline dönüşten sonra çabuk yayıldı İslam dinine. Halk suya susamış gibi İslam halk kendi koştu. Doğu'da Hindistan'a kadar, Batı'da altı okyanusa kadar, Afrika baştan başa. İslam muazzam genişledi. Batı'daki İslam düşmanları İslam'ı önlenemiyor, İslam'ın yürüyüşü önlenemiyor. Ne yaptılar? Bir Yahudi. Muhtemelenler, nerede bir fitne varsa, bir sapık hareketi varsa, bu da onun başında, içinde, özünde Yahudi parmağı vardır muhtemelen böyle. Bir Yahudi parmağı vardır. Mesela Masonluk, Yahudi'nin yan kuruluşu muhtemelen. Komünizm böyle, Karl Marx, Yahudi, Alman Yahudi muhtemelenler. Rusya'da devlet haline geldi. 30 tane üye vardı, komün form dolayı böyle, yönetici. Komün partisinin Rusya'da. 29'u Yahudi. Bir Yahudi elli, Stalin. Onu da eşit Yahudi'de, aşı Yahudi, onunla böyle. Yani nerede bir hareket varsa bir İslam karşıtı, mutlaka onun içinde Yahudi parmağı vardır muhtemelen böyle. Hazreti Osman'ın zamanında, 3. halife, onun zamanında artık İslam öyle yayılıyor ki dünyaya, dar geliyor dünya artık İslam ordularına. Halk kendi koşuyor ama İslam'a koşuyor böyle. Yani savaşmıyor bile halk böyle. Yahudilerin hazırladığı bir kişi, Abla bin İbn Sebe denen bir kişi, Yahudi. Yemenli Yahudiler. Bu güya Müslüman olarak Medine-i Münevvere'ye geldi. Özellikle eğitilmiş, yetiştirilmiş, bilgili, her şeyi sahip kendisi. Konuşmasını biliyor. Halifeye yaklaşmak istedi halifeye. Onun etkili olmak istedi onun üzerinde. Az onu tabi Fransız sahibi kişi derler. Anlı bunda olduğunu. Fakat zahirin de olsa böyle, Müslüman olduğu için onu ceza veremedi. Onu ancak sürdü Medine'den. İlahi merkezinden onu sürdü. Küfe'ye gitti. Oradan sürüldü Basra'ya. Oradan Mısır'a sürüldü bu. İbn-i Sebe denilen Ombel'in Yahudi. Ama gittiği yerlerde boş durmadı. Ne yaptı bu defa bu? İlk olarak bunun attığı görüş. Halifelik Ali'nin hakkıydı dedi böyle. Osman bunu gasp etti diye Osman aleyhinde bir şeye başladı, harekete başladı böyle. Çok güzel konuşuyor, bilgisi var, insan etkili insanları. Tabi bunda uğraşıyor, devamlı uğraşıyor böyle. Yazdı ki 3 ilde, Basra'da, Küfe'de bir de Mısır. Mısır bir dönem tabi devlet olarak orada etkili oldu.
Ne oldu sonuçta? Bunu adamlar geldiler, Medine'ye geldiler, Osman'ın sarayına bastılar muhteremler. Halife Osman böyle. Osman'ın sarayına bastılar. Tabi muhasıra ettiler sarayını, dışarı çıkamadılar. Sonunda onu şehit ettiler Osman'ın muhteremler. Kur'an-ı Kerim okurken onu şehit ettiler Osman'ın muhteremler böyle. Osman biliyor şehit olacağını muhteremler zaten biliyordu. Hatta bir akşam önceden Peygamberimiz gelir rüyasına. Osman yarın oruçlu ol, yanımızda iftar edersin diye buyurmadım ben böyle. O da oruçlu böyle. Çok Kur'an okurdu. Devamlı Kur'an okurdu böyle. O Kur'an'dan feyiz almış muhtemelen. O derge dalmış derya Osman Hazretleri böyle. Kur'an okurken üç kişi içeri girirler. Başka komşu altı yerlik içerisine girdiler. Biri tut sakalını kaldırdı. O titredi yapamadı. Diğerler ikisini attılar bunlar. O da şehit etti. Okurken böylece böyle. Şehit edildikten sonra bu asiler Medine'ye hakim olan Medine Mevrahim böyle. Ya terör estiriyorlar orada. Halk korku içerisinde derken devlet başıboş kaldı. Sonra halife olarak hastane seçildi. Yani böyle. Seçildi ama ordu içerisinde isyancılar daha kalabalıklar böyle. Onlara tabii ceza veremiyor. Bunun üzerine yine fitne çıktı. İki aralı İslam alemi o anda. Birinin görüşüne göre katillere cezanın verilmesi gerekiyor. O zaman katledildi, öldürüldü, şu edildi. Katiller serbest geziyorlar böyle. Hem bunların idamı gerekiyor. Yani kısas öldürmesi gerekiyor. Hastalesi ne diyor böyle? Şu anda bunu beceremeyiz diyor böyle. Henüz daha devlet hakimiyeti kuramadı. Ortada karışık. Yani sokaktaki insanın sözü geçiyor. Bu işi beceremeyiz şu anda. Önce de bir adilsin. Ondan sonra benim cezasını bilirken iki aralar bu şekilde bunlar böyle. Bu arada Hazreti Muaviye, Hazreti diyorum adı muhteremler, o da çünkü sahabedir böyle. O da sahabedir. O da Şam valisi idi. Ama Suriye'nin tamamı ona ait böyle. Yani bir nevi devlet başkanı gibiydi. Hürdü arada. O da Hazreti Muaviye'nin akrabası oluyor. Onun kanını dava ederek, onun hakkı kurulmuş gibi böyle, o hastalığı biat etmedi. Yani tanımadı halifeliğini. Tanımayınca İslam alemi ikiye bölündü o anda. Ortadan bölündü. Şam merkezi, Suriye bütün tamamı, Filistin kısımları da Hazreti Muaviye tabi oldular. Hazreti Ali bu defa Medine'den çıktı. Onlarla tabi mücadele etmesi gerekiyor. İslam'ı bölünmesin diye. Böyle bir olmasın İslam'ı derken Irak'a geldi, Küfe'ye geldi. Küfe şehri. Şimdi yok o şehir. Oraya geldi. Merkez orası oldu böyle. Bir taraf Hazreti taraftarı, diğeri de Hazreti Muaviye tarafları. Yani siyaset yönünden iki ayrıldı böylece. Hatta sahabeler, üç ayrıldı sahabeler. Bir kısmı Hazreti Ali taraftarı oldu sahabelerin çoğunluğu, büyük çoğunluğu. Bazıları da Muaviye tarafı oldu. Bazıları da çekimsel kaldı, karışmadılar. Hazreti Ali 5 yıla yakın halifeliği yaptı. Fakat en zorlu günlerle uğraştı. Cemel vakası oldu. Yani deve olayı oldu. O konuya girmeyeceğim. Sıffin denen yerde ovada savaş oldu. Şam ordusuyla hastalar arasında. Bir de hariciler vardı. Hariciler vardı. İkisini başka. Onlarla uğraştı. Ve sonunda Hazreti Ali şehit edildi muhtemelen böyle, Küfe'de böyle. Ama biliyor şehit olacağını, kendisi biliyordu böyle. Hatta günün hepsini biliyormuş şehit olacağını. Ramazan'da oldu. Ramazan artık başı yarısından sonra akşam 3 lokma iftarında alıyor. Ben diyor yakında şehit olacağım. Mevlam'a diyor
İçim boş gideyim diyor. Yani mide bağırsaklara boş gideyim Mevlam'a diyor böyle diyor. Ramazan 20. günü, yani bir akşam önce Kadir Gecesi böyle. 20. günü, o gün de Cuma'ydı. Sabah namazı gidecek. Mescide namaz kılmaya, küfe, mescide gidecek böylece. Bir harici, ne Muhammed tarafı, ne Ali taraftarı. Bir harici ne yaptı muhtemelen böyle. Onu bekliyordu orada, iki arkadaşla beraber. Hassali bahçesi vardı, ördekleri de vardı bahçesinde, onu ördekleri severdi. Tam çıktı, ördekler başladı bağırmaya, sabah ezanlar önce muhtemelen. Ördekler başladı bağırışmaya. Ali dedi, bırak onu, haklılar dedi böyle. O seyirci tam meseleyi böyle. Tam dış kapıya geldi. Biri haricinin biri kılıç salladı. Kapının üstüne geldi. İbn-i Mücem denen adı Abdurrahman o kafirin. İbn-i Mücem denen o kişi o hastanın başına kılıçla vurdu. Derin yaraştı başında. Yakandı İbn-i Mücem. Yine kaçtılar. Hastane buyurdu, bunu tutun bakalım bu şekilde. Eğer ben ölürsem, kısasını ölürsün bunu dedi böyle. Hazreti Ali Radhazları Muhtemelen, o yaradan tabii kurtulamadı. Şehit olarak böyle kavuştu. Küfe'de defin oldu orada böyle. Hazreti Ali şehit olunca, Radhan Hazretleri, ona bağlı olan Küfeliler, Küfe halkı, Küfe şehir idi o zamanlar yani. İmam Hazretleri buyurdu şehir de böyle, Küfe şehri. Bu defa oğlu Hazreti Hasene biat ettiler, ona bağlandılar. 40 bin kişi vardı, eli kılıç tutan, yani türlü kadın, hasta, yaşlı, ağrış böyle. Eli kılıç tutan, savaş ehli 40 bin kişi ona biat ettiler böylece. Onu halife olarak tanıdılar. Hazreti Hasan Hazretleri yumuşak tabiatlıydı böyle muhtemelen. Bir de Peygamber'den benzeyen en iyi insan oydu muhtemelen. Yani onu gören Peygamber'i görür zannederdi muhtemelen. Dedesi de Peygamber'de böyle. O zannederdi bu şekilde. Hatta bir gün Peygamber'imiz kız evine gitti. Fatıma adı Zehra Hazretleri böyle. Evine gitti Hazretleri. Bahtaki Hasan ile Hüseyin, iki kardeş güreşiyorlar. Peygamber çok sever torunlarını. Biz onları görmeye giderdi. Oynar onlarla beraber Peygamber böyle. Bahtı ikisi güreşiyorlar. Peygamber bize Hasan'a yardım ediyor. Afiyet olsun, yardımcı oluyor ona. Dedi ki kızı Fatıma, baba ne yapıyorsun baba? Hasan büyük, Hüseyin 3 yaş küçük ondan böyle. Niye Hüseyin yardım etmiyorsun, Hasan yardım ediyorsun? Kızım Fatıma, ona Cebrail yardım ediyor, Cebrail ona yardım ediyor, Cebrail ona yardım ediyor Hüseyin'e. Hem buraya yardım edin diyor muhtemelen böyle. Yani Peygamberimizin sevdiği hassasen muhteremler o halife oldu böyle. Halim Selim'di böylece kendisi. Bu tabi orada beraber hazırlar bunlar. Diğer yandan Muaviye Hazretleri, Radhan Hazretleri, halife onu diyorum böyle sahibi olduğu için. Haber aldı, Hazretleri şehit oldu. Tabi bir de siyasi maksatlar var tabi bu işte böylece. Dünyada menfaat da tabi girebiliyor gene, sahibi olsa gönlüne girebiliyor gene böyle. Hazretleri değil onlardan muhtemelen. O tam ehli halde böyle. Yeni halife tam seçilip de yere oturmadan hükümet merkezi Küfe'ye baskı yapmak istedi. Büyük orduyla Küfe'ye geliyor. Hazreti Hasan de ona karşı çıktı bu sefer. 40 bin kişiyle beraber. Yalnız Küfe halkı dönekmiş. Hazreti Muaviye'nin ordusunda tam bir disiplin var. Emir komuta tam devam ediyor. Fakat Küfe ordusunda ise bu emir komuta yok. Kanma karşı böylece, çapulcular var, şunlar bunlar bu şekilde.
Orta karma karışık. Hatta Hasan'ın evini bile yağmadılar. O bile yaralandı o anda. Bari Hasan baktı muhteremler. Hasan diyorum. Çünkü Sinin'le aslında. Sad değil, Hasan değil aslında. Sinin, Hasan diyorum ben de. Aslını söyleyeyim böyle. Baktı ki bu orduya savaşa girer, savaşa kanamayacak. Belki savaş biraz devam eder. Ama şu ölü olacak iki taraftan da. Ama sonuç alamayacak. Babası alamadı sonuç muhteremler. Hazreti Ali alamadı sonucu böyle. Hazreti Ali muhteremler çok üstün muhteremler. Hazreti Ali ondan. Çok çok muazzam üstün. Ama kader öyle muhteremler böyle. Şimdi aslında bir de kader yönünden bakınca işe iş değişiyor. Burada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sağlığında Hilafet-i Badi Ümmeti Selatı'nı seneten. Ümmetinde dedi hilafe, halifelik benden 30 sene buyurmuş. 30 sene benden sonra. Hilafet-i Badi Ümmeti. Ümmetimde halifelik dönemi 30 sene. Sün Melik'ün, Mülk'ün Barzay. Ondan sonra Melik Sultanlık başlıyor mu diye böyle. Saltanat diye başlıyor böyle. Halife sıradan bir insan gibi. Normal evinde oturur. Eşyasını falan kendisi alır. Omuzda yükünü taşır. Yani kapısında bekçi olmaz. Yani böyle halk arasına karışır. Gayet sağda hayatı yaşar. Yani bir fakir gibi yaşar halife. İslam'ın şeriatını tam uygular böyle. Saltanat ise sarayda oturur. Emir komuta değiştir, disiplin değiştir bu şekilde. Hastalı şehit olduğu zamanlar ne kadar olmuştu? 29,5 sene. 30 sene tamamlanmamıştı ama. 29,5 sene olmuştu. Şehit olduğu zaman. Hasan halife oldu. Ne kadar devam etti? 6 ay. 30 sene tamamlandı. Ondan sonra ne oldu? İşte şeye geçti tabii böyle. Muaviye geçti. Yine bir peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri muhteremine. Hilafetü bil Medine vel mülkü bil Şam'ı. Halifelik Medine'de olacak, merkez. Mülk sultan ise Şam'da olacak. Bak, hep peygamber bunlar mucizeleri muhteremine. Bak. Böyle. Hazreti Hasan baktı ki bu orduyla savaşa girilmeyecek. Ordusu bir orada böyle. Karma karışık ordu. Dünya mefatları var. Haber gönderiyorum Muaviye'ye. Muaviye. Bir çözüm bulalım. Ben sana hakkımı değer denildi böyle. Halifenin hakkı bu hakkı kullanabiliyor. Devir hakkını kullanabiliyor. Tabii Hazreti Muaviye buna candan razı. Anlaştılar. Ve halifeliği ona devretti. 30 sene tam dolmuştu ama. Peygamberimizin mucizesi burada tahakkuk etti, gerçekleşti. Halifelik 30 sene tamamlandı. Artık Şam'da Melik Sultanlık mülk dönem başladı. Hazreti Hasan Hazretleri çoğu şunu aldı, Ehl-i Beyt'in yakından aldı böyle. Medine'ye gitti, oraya yerleşti, orada kaldı böyle. Kaldı orada. Hazreti Muaviye tabi zamanla biraz yaşlanınca aradan bir zaman geçince başladı düşünmeye. 20 sene bu valilik yaptı. Aslında 20 senede Melik Sultanlık yaptı, halifelik yaptı böyle Şam'da. Sonradan yaşlanınca baktı ki artık ölüm alametleri beliriyor. Hastalık da kendisine başladı gelmeye. Düşündü şimdi bu. Dedi ki yerime birini dedi vilayet bırakmasam İslam evine yine karışabilir. Büyük savaş çıkabilir böyle. Bunu önlemek için ne yaptı? Yerine bir veliaht tayin etmeye karar verdi. Ve o anda gönlünden Hasan geçti muhteremler böyle. Yani en buna layık Hasan'ı gönderdi böyle. Onu gördü. Oğlu Yezid. O hali, o sahabe değil. Bunu sevmedi muhteremler. Oğlu Yezid. Bunu duydu muhteremler böyle. Yani babasının kendisinin değil de Hasan'ı yapacağını, yerine bir yapacağını duyunca bu sefer bu kendi kendine plan kurdu muhtemelen böyle. İşte, değil mi? Dünya saltanatı.
Yani Allah korusun insanı mahvediyor. Ne yaptı bakın muhteremler? Hazreti Hasan eşine, Hasan'ın eşine bir şey, özel bir zehir gönderdi Şam'dan. Çok kuvvetli zehir böyle. Adamlarıyla çok da altın gönderdi. Gidin, onu bulun dedi Hasan'a eşine bunu bu şekilde. Eğer de kabul ederse, bu zehir dedi bir Hasan içirirse bunu, işte Yemen'e, şerine koyarsa artık, bunu içirirse bunu Hasan öldürürse, bu paraların peşini verin. Daha ben çok daha ben bahşi vereceğim. Ve Şam'a gelsin onu bir ağacı erince onunla beraber de muhtemelen. Kadın da diye meyletti. Tabi Hazreti Hasan'ın evinde gayet bir normal evde yaşıyor böyle. Yezid halife sarayda muhtemelen. Muazzam, konforlu, o günün en konforlu sarayı yeryüzünde belki de böyle. Konforlu sarayında ipekler artık altına, gümüşte her şey içinde yüzecek böyle içerisinde. Kadın oraya meyletti. Hazreti Hasan'ı zehirledi muhtemelen böyle. Zehirledi kendisini bu şekilde. Ondan sonra Şam'a gitti. Şam'a gitti. Yani gizli evlenecek. O devlet başkanının da eşi olacak yani böyle. Şam'a gitti. Yiz babasına sordu. Baba dedi, Hazreti Muaviye, Hasan eşi geliyor onu alayım ben. Almıyorum dedi böyle. Peygamber torununu zehirleyen kadın haindir dedi böyle. Seni zehirliyorum dedi. Almadım muhtemelen. Ve bu da onu kısarsan vurun başına beni. Onu öldürürüm muhtemelen böyle. Yani para da kaldı. Elime de kalbisi kaldı bu şekilde. O da böyle cezası buldu dünyada. Sonra Yezid tabi halife oldu. Babasının yerine. Halife oldu böyle. Yalnız Medine'de bazıları onun halifini tanımadılar. Hazreti Hüseyin. Hasan ikinci oğlu bu. İlk oğlu, birinci oğlu Hasan'dı. Üçüncü yılda doğdu Hicri. 3 sene sonra doğdu. 3 yaş küçüktür Hasan'ı muhtemelenler. Hasan onu halifini tanımadı. Abdü bin Ömer, Abdü bin Zeyd, Zübeyr gibi böyle zatlar bile tanımadılar. Bu defa Medine'nin varlığına baskı yapınca onu tanımadılar için bunlar Mekke'ye kaçtılar gece karanlığında. Mekke'ye kaçtı gece karanlığında bunlar. Hüseyin Mekke'den kaçarken gece karşı bayağı bir kalabalık olarak kaçarken böyle karışı vardı Muhammed Hanefi kardeşi. Baba bir kardeş ama. Annesi ayrı. O bir kardeşi, Muhammed Hanefi. O dedi ki abisine, abi Hüseyin dedi böyle, küfelere boşturulmazlar. Ona Yezid'i sevmezler onları böyle. Senin belki de adeller belki de küfeye. Onu aldanma diye çok onu icat ediyor bu şekilde böyle. Hatta Hazreti Hasan de devredince halifeliği Muaviye'ye o zaman da karşı yükseliyor bu şekilde. Şimdi Mekke'ye gitti. Oraya yerleşti oraya muhtemelenler. Tabi bir peygamber torunu, Fatıma Zehra'nın, Ali Mürteza'nın oğulları böyle, Ehl-i Beyt'in 3 numarası. Tabi bunu herkes halk seviyor halk böyle Mekke mükerremede. Rah ibadete meşgul, sohbetine meşgul böyle, irşat-ı insana meşgulken böylece. Küfeden bu mektup geldi, küfeden bu halkından. Mektup geldi. Ya Hüseyin, bak halifelik senin hakkın. Baban bu yolda şehit oldu. Abin mecbur kaldı, bıraktı Muaviye'yi ama senin hakkın. Yani sen varken Yezid'e düşmez bu. Yezid, İslam halifesi, yani sultanı, emir. Ama içki içerdi muhtemelen bakayım. İlk işerdi böyle böyle. Tambura çalar ve oynatır cariyeleri. Böyle. Yani namazını kılardı ama yani İslam'la ilgisi çok da fazla. Böyle tekva değildi kendisi böyle. O durumda bunu haber gönderirler.
ille derler, sen gel derler seni böyle. Yani Yezid'de kalmasın muhalifelik. Alkolün birisi böyle. Çalgı çalar, tambura çalar. Yani gafil demektir çalgı çalan kişi. Bu şekilde sürekli mektup geldi muhtemelen. 150'yi buldum mektuplar böyle. Heyetler geldiler. Küfeden Mekke'ye geldiler. Ya Hüseyin bu senin hakkın bu. Yani gel sen bu halife üzerine al. İslam alemi böyle baş başa kalmasın. Bunu çok rica ettim muhtemelen böyle. Geldiler küfedenlere böyle. Bir sana sahip çıkar orada böyle. Hüseyin de gönül o tarafa kaydı. Yani böyle, gitmek için böylece. Tabii bir müşavir vardı İslam, danışma vardır. Danıştı Abdülhamid Ömer'e. O daha bunlar biraz daha yaşlı böylece. Ona danıştı. O kesinlikle izin vermedi. Hüseyin küfeye gitme. Küfe halkı dönük, dönüktür muhtemelen böyle. Dönüktür. Hatta Hüseyin Medine'den kaçıp demek ki gelirken bile gece yolda biri rastladı muhtemelen. İbn-i Mutu denen bir sahabe rast geldi. Hüseyin'i gördü. Hüseyin ne diyorsun? Mekke gidiyor. Dedi yavrum dedim Mekke'de kal. Sakın küfeye dönme. Orası meşhur bir yer. Yani belalı, bela, uğursuz böyle öyle kötü bir yer küfe. Baban şehit oldu orada böyle. Abin çok zahmet çekti. Onlar dönüp onlar gitmedi be. Çok bahsetti bu da böylece. Yine Mekke'de İbn Ömer Hazretleri böyle çok rica etti gitmemesi için muhtemelen böyle. Sen burada kal bak. İslam alemi başlansın şu anda manevi olarak kaldı böyle. İbn Abbas Hazretleri böyle rica ettiler. Dedi ki elime değil. İşte ki bir his duygu beni zorluyor gitmeme, küfeye gitmeme. Şimdi ayet-i kerim var muhteremler Ali İmran'da. Uhud Harbi'nden sonra ayet-i kerim geldi nazil oldu. Uhud Harbi'ne 70 şehit verdik orada. Uhud'a 70 şehit verdik. Dedik ki o zaman münafıklar onlar savaşa girmediler. Döndüler, yoldan döndüler. Be. 300 anesi be, döndüler. Dediler ki eğer dediler bu Ensar muhacirine gitmeseydiler savaş ölmezlerdi. Boş öldüler böyle. Velam kullevkünte füyütüküm. Kullevkünte füyütüküm. Abim onlara söyle bak, onlara söyle. Eğer siz evinizde bile olsanız ama kimse ölüm yazılmışsa, ecele gelmişse o öleceğe gider kendisi. İlâ mevlâciyeyim bak. Ya. Ya düşüp öleceği yere ayağına gider. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri İsa Erdallahu Kabr-ı Abdin bir erdin. Peygamber bu yadı şeriflerinde Allah-u Teala bir kulunun ruhu almak istediği zaman bir yerde cealev biha haceten. Ona böyle oraya bir acet verir, ihtiyacı verir, oraya giderken ise muhtemelen böyle. Yani Hazreti Hüseyin Hazretleri tabi boş değil muhtemelen böyle. Yani keramet sahibi böyle, keşif keramet sahibi muhtemelen, duası müstecap böyle. Yani bizim sahibi insan değil mi muhtemelen böyle. Ve buna en yakınları aman gitme küfeye. Onlar dönektir. Küfe belalı bir yer, meşhum bir yer böyle, uğursuz bir yer böyle. O yalvardığımına ne dedi? Elime değilim hatırlıyorum. İrade dışı işine bir his. Yani oraya gidecek yine hatırlıyorum. Orada şehit olacak kendisi bence. Hazır Hüseyin bu şekilde mektuplara gelince o da ile gideceğim deyin dediler ki buna bu sefer o danıştığı kişiler ya Hüseyinler kendin gitme. Önce bir yakını gönder küfeye. Sen adına biat alsın. Yani sana bağlı yemin alsın. Gitsin. Bağlı kalsın bu şekilde. Eğer gittiği kişi küfede iyi karşılansa, orada sana bağlılık yapanlar çok olursa, sen gidersin böyle. Bunun üzerine amcası oğlu Müslüm vardı. Amcası oğlu Cafer oğlu böyle. Onu gönderdi kendi adına böyle. O gizlice küfeye gitti. İşte Hüseyin kendisinin gönderdiğini biat almak istedi halifeleri. Olması için 30 bin kişi muhtemelen böyle.
Halk coşu bir demir karşılara bunu böyle. Halkta muazzam bir coşku dalgası oluştu. 30 bin er. Yani savaş ehli. Savaş ehli. Bunu biat etti böyle. Müslüm'ün elini tutarak böyle. Hüseyin biat etti böyle. O da küfede bu coşkuyu, biatı görünce mektup yazdı. Ya Hüseyin bu şekilde durum böyle böyle. Küf halkı seni bekliyorlar. Burada seni coşkuyu bekliyorlar. 30 bin kişiye dedim biat aldım. Buraya gelebilirsin böyle. Mektup olunca bu sefer gitmeye karar verdi. Ama çoğu çocuk kalabalık. Amcaoğulları, şunlar, bunlar böyle. Kızlar, kardeşler efendim kalabalıklar bunlar böylece. Hepsini topluyor böyle. Dedi ki yine İbn-i Ömer, İbn-i Abba Hazretleri, ya Hüseyin, her ne kadar onlara biat etse de, verseler de, yine küf halkına güven olmaz kendilerine. Önce kendin git. Belirsiz olarak önce kendin git. Oradaki durumu gör. Eğer orada durumu hakim olabilirsen, sonra çalışırsın onu. Yok onu alacağım illa böyle. Onun ecele gelmiş bu tane böyle. Ne diyor böyle böyle? Dinlemiyor böyle. Dinleyemiyor yani böyle. Onların aldığı böyle. Şimdi diğer ne oldu? Küfe'de vali vardı. Numan bin Beşir denen sahabe kendisi. Çok böyle sevmez böyle savaşı mumuşu böylece. Hasen'in taraftarı kendisi böyle. Yani gizli tarafından orada vali atanmıştı. Ama onun gönlü de Hasen'indeydi muhtemelen böyle. Bu durumu bir duydu tabii Küfe'de. Ama ses çıkarmıyor bu şey böyle. Tabii Küfe'de bir de Yezidiler var böyle. Onun taraftarları var. Bitti mi hazır Yezide? Durum böyle böyle. Numan bin Beşir vali buna göz yumuyor, ses çıkarmıyor. Buraya bir dirayetli bir vali gönder böyle. Bu önlesin bunu. O da hemen Mehdi yazdı. Basra valisine İbn-i Ziyad. Ziyad'ın oğlu. Ziyad nesibi belirsiz. Yani babası belirsizdi. Ebüsü olursa çıkmıyordu ama yani fahişe kadın doğmuş Ziyad. Onun oğlu İbn-i Ziyad. Yani kana doymayan, böyle gayet zalim bir kişi. Onu mektup yazdı ona Şam'dan Yezid, Küfe'ye git, durun böyle böyle, onu önle böyle. Hemen Küfe'ye gelin muhtemelen böyle, baktı hakikaten muazzam bir şey var bu şekilde. Bu sefer Müslüm'ü tutturdu, Müslüm. Hasan'ın gönderdiği adamı. Onu muhtemelen böyle. Halk başta bunun sarayını, binlerce kişi böyle. Sonunda Yezid'in o Müslüm başını kesip atınca halk üzerine, halk dağıldı başı kalınca. Yani reisler başlarında dağıldılar. Aylardan Zilhicce ayı 8. günü, Zilhicce ayı, yani geçtiğimiz aydı, kişi aydı Zilhicce, şimdi Muharrem ayı değil. 8. günü o İbn-i Ziyad denen o melun, o zalim, Müslüm başını kesip onu şehit edip atınca halkın üzerine böyle. Aynı günde Hazreti Mekke'den çıkmış oldu muhtemelen böyle. Tabii durum bilmiyor ki. Şu anda insan görüyor. Hemen telefonda, şunda, televizyonda, şunda hemen haberi geliyor şu anda böyle. Onun haberi yok, gelmiyor muhtemelen böyle. Haberi yok da bu şekilde böyle. 70 küsür erkek sürüyor böyle. Kadınlar şu harç böyle böyle. Büyük bir kafile çıktılar böyle. Çok yalvardılar, çıkma derten. Kendin giderler. Dinlemedi muhtemelen. Dinleyemedi yani daha önce böyle. Gitti. Yolda çok katın oldu Hasan'ın ordusuna. Katın oldu böyle. Orada bayağı büyüdü. Fakat artık Irak sınırına yaklaşınca haber aldı ki Müslüm'ün şey edilmiş, başı kesilmiş. İbn-i Ziyad Küfe'ye hakim olmuş. Halk ona bağlanmışlar. Korkudan dönmüş neyse böyle. İslam tersine dönmüş. Yolda birini gördü. Küfe'den geliyormuş. Nereden geliyorsun? Küfe'den geliyor hemen. Dedi ki ben oraya gidiyorum. Ne dersin? Tanıyor. Hüseyin gitme. Orası meşhur bir yer. Bak baban orada şehit oldu. Abim böyle bir oldu bu şekilde. Halkı dönektir. Seni çağırırlar ama ona bakmazsan de böyle. Bir de dedi Küfe'nin eşrafı. Yani diğer adamları ileri gelenler. Ordu komutanları böylece. Çok da para alıyorlar İbn-i Ziyad'dan böyle. Yani müşret oluyor böyle. Muazzam para. Hayatları çok değişik hayatları da böyle böyle. Yani muazzam yeme, içme, şunlar, bunlar, şeyin dalmış ya bunlar bu şekilde. Bunlar gün olmazdı böyle. Dön dedi. Yine dönmedi muhtemelen. Yine binir rastladı. O da dedi ki
Hüseyin ben de küpeden çıktığım zaman bir ordu gördüm. Sana doğru çıkıyorlar bu şekilde böyle. Yine dönmedim muhtemelen. Dönemedim muhtemelen. Artık yalkışırken küpü yolunda Fırat'ın nehrinde, Fırat nehrinin kenarında oraya geliyor baktı ki büyük bir ordu, 2000 kişilik bir ordu onu da bekliyorlar muhtemelen böyle. Yani ordunun şeye düştü böyle. 70 küsur erkek bunlar. 72 kişi yani benden. Hepsi bunlar toplu erkekler böyle. 2000 kişi. Başlarına komutan Hurre denen bir kişi. Başlarındaki bir şekilde. Önü kestiler. Dur bakalım. Dedi ki ne oldu? 20 cihat emir var dedi. O başkomutan Hurre. Ben de seni dedi küpe götüreceğim. 20 cihada. Emir alın bu şekilde. Böyle. Dedi beni siz çağırdınız. Ben davet ettiniz. Ben bunu davet ettiğine geldim. O halde istemiyorsanız geri dönün dedi. Yok. Bu arada mektup geldi o Hürriye başkomutana. Küfeden İbn-i Ziyad'dan. Onlara suzu bir çile sevk et. Fırat'ın kadar su içemesinler böyle. Su kalsınlar böyle. Tabii şöyle insan susuz kaldı mı hiç yaşayamıyorsan bile böyle. Orada bunları çevirdi. Çıkarak bir aldı bunları bu şekilde. Muhasetir bunları. Ersi gününde bir ordu daha geldi. 4000 kişi. Ömer bin Sa'd komutanı. Ömer bin Sa'd. Sa'd Ebi Vakkas'ın oğlu yani. Babası aşırı 25'lerde muhtemelen. 10 kişi de mi böyle? O geldi. O istersiz geldi ama. Niye geldi peki muhtemelenler? Bu olaydan önce İbn-i Ziyad bunu Reh şehrine vali olarak atamış. O civarda bir ayaklarım olmuş bir yerde. Bu Ömer 4000'den altlı seçim askerim onun emrine veriyor. Bunun eline beraatını veriyor. Gidiyor o askere diye tepele. Reş yerine valisin diyor oraya muhtemelen. O zamanki valiler de devlet başkanı gibi. Yani savaşa girebiliyor muhtemelen. Hazine ellerinde. İstin asla esin kesin öldürür böyle. Bu farklı insanlar o zaman valileri. Yani büyük bir dünya saltanatı. Bu Ömer bin Sa'd tam şeye gidecek, reise gidecek böyle haber gönderen İbn-i Ziyad geri dönsün. Geri dön. Dedi ki ona evvelde Hüseyin işini gör. Gidedi böyle Fırat kenarına. Hüseyin'i onu ya diri yakala bana getir ya onu öldür başına getir bana getir. Bu işi bitir ondan sonra gidersin böyle. Yalvar ne olur dedi Ziyad'a. Bana bu görevi verme dedi böyle. Ben gideyim olmaz dedi böyle. Oğlum beni bırak valiliği böyle böyle. Dedi düşeyim bu gece. Düşün bakalım. Hanımına sordu. Aman sakın Hüseyin'e karşı savaş çıkma. Kime danışsa sakın Peygamber Turan'a savaş çıkma. Başına belalar gelir. Dünyada da artıya gelir böyle. Bu işin belanı çıkamazsın böyle böyle. Uyuyamadı gece böyle. Gezdi. Cennet'e Cennem arasında muhtemelen. Bir valini bırakacak. Cennet var. Bir de cehennem var ama valilik de var burada bu şekilde böyle. Sabah gitti. Ne yazık ki dünyayı tercih etti muhtemelen böyle. Kabullendi. Ersin o da geldi oraya. Oraya geldi. Hüseyin sordu şimdi. Neresi burası? Çölde. Bir şey yok. Ev yok böyle. Belki bunun işte dedi Kerbela'dır. Adı Kerbela. Kerbela. Hüseyin'in dalga muhtemelen böyle. Ha, kerb, birisi kelime. Kerb ve bela. Kerb, minnet, sıkıntı, zahmet böyle, çetinlik böyle, musibette felakete böyle. Allah'a göre kerb. Bela da yani en beteri. Öyle bir yer. Ha, dedi Asım mesela. Uyandı böyle. Dedi ki, ben de babamla beraber dedi, Küfe'den giderken Sıffin'e. O bir savaşa giderken böyle. Buradan geçerken babam sordu burasını. Neresi burası dedi, sordu. Dedi ki Kerbela. Onun babam dedi ki diyor. Ben işittim Peygamber Aleyhisselatü'nden. Peygamberimizin Ehl-i Beyt'inden bir kafile buraya gelecek. Ondan başlarına şu gelecek. Sayıyor babası muhtemelen böyle. Demek ki o kişi benim diyor muhtemelen. O anda böyle. Benim diye. Demek ki benim burada artık
ecelim burada benim. Bütün şeyinle beraber, cemaatle beraber bu şekilde. Allah'ım tadını razıyım tabi bundan sonra böyle. Teslim oluyor bu şekilde. Ömer bin Sa'd 4000 kişiyle geldi. Amacı biraz oyalama taktiği yapmak kalkışı böyle. Yani savaşta da istemiyor. Artık geri dönemiyor kendisi de. Orada kaldı. Yani dünya artık arasında kaldı. Tabii ne yazık. Eğer Hüseyin tarafına geçseydi muhtemelen şehit olsa da bilir mi? Yani cennette muhtemelen böyle. Yazık ki dünyayı da aşamadı böyle orada böyle. Alamadı böyle gözüne böyle. Haber gönderdi Hüseyin'e Ömer. Beni 20 cihat gönderdi. Bana böyle emir verdi. Eğer yakalarsan diri olarak bana gönder. Elin ayağına zincire vur. O şekilde bir kendi böyle. Eğer öldürürseniz, diri yakalamasanız başını kes, başını gönder. Dedi böyle diye. Dedi ki Hüseyin buna teklif etti bu şekilde. Ben buraya kendim gelmedim. Beni siz çağırdın bu derde. Siz çağırdın bu şekilde. Ya bana izin verin, yine buna tekrar belki gideyim. Artık gelmeyeyim buralara böyle. Veyahut da Şam'a gönderin, bir yüzde gideyim. Halife. Ona güveniyor gene kesin bu derde. Veyahut da Hudud'a beni gönderin, İslam Hudud'a gönderin böyle. Orada düşmanla savaşıyormuş bunu böyle. Müthiş bir azı o Ömer bin Sa'd komutan İbn-i Ziyad'a Küfe'ye tabi kabul etti muhteremler. Yezide göndermesine kabul etmedi. Mutlaka onu bana gönder. Dirisi ölüsüne, başına gönder. Böyle. Bir oyalama falan oldu derken bu şekilde. Haber gidiyor İbn-i Ziyad'a, Küfe'de. Ömer bin Sa'd oyalama yapıyor. Yani savaş istemiyor pek. Hemen bunlara has bir adamını, özel adamını gönderiyor. Adı Şemmer denen Melun zalim. Çok zalimmiş oluyor kendisi gibi böyle. O Şemmer'i gönderdi. Eline emirname verdi. Ömer'e bunu verdi de böyle. Ya hemen savaşa girsin, uzatmasın mesele. Ya hemen savaşa girsin, Hüseyin diri öyle bana göndersin, her neyse. Eğer savaş girmezse sen komutayı al, Ömer'i öldürür bunu. Böyle. Bu gelince, mektubu verince Ömer sağda korktu. Bu sefer savaşa artık girecek. Muharrem'in 9. günü oldu şimdi. Yani bugün 9. gün muhtemelen böyle. O zaman Perşembe'ydi Muharrem 9. muhtemelen. Hazreti Hüseyin Hazretleri iki namazını kıldı. Çadırla kurmuşlardı. Hanımlar, çocuklar tabii böyle. Kurmuşlardı böyle. Hazreti Hüseyin çadırın önünde yere oturdu. İki dizini dikti. Başına koydu. Bir tefekkür aldı muhtemelen böyle. Uyku dalmış anda böyle. Kız kardeşi adı Zeynep. Kız kardeşi o geldi böyle. Uyuduğunu bilmedi. Abi Hüseyin diyenken uyandı baktı. Ah kardeşim dedi. Şimdi dedem geldi peygamber hazırdı böyle. Dedem geldi bana. Bana da şunu söyledi. Hüseyin seni bekliyoruz. Seni bekliyoruz burada. Buraya geleceksin. Bunu söyleyince kız kardeşi Halil Zeynep İlk yerine yüzünü vurdum. Ah dedi böyle, baş ağlamaya, perat dedi böyle. Ah karım gidiyor musun senin bu şekilde böyle? İlk yerine yüzüne vurdu. Ağlama başladı oradan. Orada baktı ki, Ömer bin Sa'd, ordu. Ama 6000 kişi bunlar şimdi. 2000 daha önceden vardı. Buna geldi, 6000 kişi bunlar. 70 kişiye, 6000 kişi, 80 kişi geldi. Ama kılıç abidleri, yekek böyle. Bunu geliyorlar. Hazreti Hüseyin'in birini gönderdi. Amca olan Abbas diye biri vardı. Onu gönderdi. Git dedi Ömer bin Sa'da söyle. Bu akşam da ertelesin de izin versin. Yarın sabah ne yaparsa gelsine bakalım böyle. Ömer'e söyledi. Komutan söyledi. O da istişareti komutanı beraber peki kabul etti böyle. Ersin ertelendi. O gece Hazreti Hüseyin topluluğu ehli muhteremler. Yanındakileri böyle. Erkek kadın.
topladı. Dedi ki onlara, bunların da amacı benim. Siz bu gece buradan kaçın, savuşun, karanlık gece karanlığı. Ama perakende dağıldım böyle. Teker teker, ikişe böyle. Karanlık dağıldım böyle. Ben burada kalacağım dedi böyle. Onlar beni öldürünce de peşin düşmezler bunlar dedi böyle. Siz burada boşuna ölmeyin burada. Ona çok yalvardı. Ona gidin buradan. Burada kalmayın burada böyle. Ben olmasam hem de peşimize biz yolu yakalarlar. O ben burada kalmam lazım. Ben burada öleceğim. Kadirem beni bu şekilde mi böylece? Ama siz kalmayın. Hayır dediler. Hepsi buradan var. Aldılar. Hüseyin'imizi bırakmadılar böyle böyle. Yani sen burada öleceksin. Yani senin bile bir ölümü terk edemiz böyle. Hepimiz şehit olalım. Sonra olsun olmuş. Ertesi günü onu Muharrem oldu. Onu Muharrem oldu. Günden Cuma. Sabah erkenden ordu geliyor. 6000 kişi. Komutu Ömer bin Saad. Yanında da Şemre. Yani Şemre daha teşvik ediyor insanları. Bu Şemre'nin kefere. İnsanları. Ömer istesiz geliyor. Ama mecbur geliyor. Yani mecbur değildi ama gerçi. Yani ölümü göze alamadı icabını da. Geliyor, buna karşı geliyor. Şemre teşvik ediyor çok bunları. Geliyorlar. Hazreti Hüseyin deve üzerine bindi, çıktı. İleri biraz geçti. Ey nas, ey insanlar, beni bir dakika dinleyin bakalım. Ordu işte onu seven çok mutlu. Meyil edene var böylece. Ama bu tarafına geçemiyorlar. İşte, dünya mefatı, ölüm korkutuyla bu neyse bir şey böyle. Geçemiyorlar bu yana. Dedi ki, ben de demek ki otururken bana mektup gönderdiniz. Heyet gönderdiniz böyle. 150 mektup bana gönderdiniz. Beni buraya davet ettiniz buraya. İle gel derken böyle. Halife hakkınız denildi bana böyle. Tuttu. Ey filan. İsmim tanıdık ama derim ben. Sen bana mektup göndermedin mi? Sen bana mektup göndermedin mi? Sen bana mektup göndermedin mi? Başına dönmüş böyle böyle. Niye beni çağırdınız bak? Niye işte beni öldürmeye geliyorsun bu şekilde böyle böyle? Ben kimi biliyor musunuz? Bak son peygamber Muhammed'in ben torunuyum. Fatıma Zehra'nın oğluyum. Aleyhisselam oğluyum ben bu şekilde. Nasıl beni kıyacaksın bu şekilde böyle? Bu veba altına çıkabilir misiniz böyle? Dünya size kalır mı bu şekilde böylece? Konuştu muhteremler. Orada tek kişi Hurre. Hazretleri. Kim Hurre? İlk 2000 kişinin komutanı. 2000 kişi var ilk onun karşısında böyle. Onun komutanı Muhammed'ler. O duygulandı bunu muhtemelen böyle. Bir düşündü böyle, ey doğru böyle ya. Peygamberimizin torunu bu ya. Hem de Peygamberimiz çok sevdi torunu amper böyle. Yani Peygamberimizin güvenmeden duramazdı muhtemelen böyle. Hatta bir cuma günü Peygamber hutbedeyken Hüseyin çocuk muhtemelen, camiye meşte girip çocuk. Onlarken Peygamberimiz dayanama indi onu sevdi, çıktı hutbeye muhtemelen Peygamberimizin. Daha başlamıştı ben başlamıştı böyle. Peygamberimizin sevdi torunu bu şekilde. Hurre buna çok duygulandı. Ömer'e gitti. O komutanı böyle. O şimdi başkomutan. Ömer dedi ya durun böyle böyle dedi. Bu peygamber torunu nasıl bir şey yapalım? Başta ağlamaya. Ben isteyen bana ne yapalım derken. Bu dinleme muhtemelen. Atını sürdü. Hüseyin'in yanına geldi. Ya Hüseyin dedi böyle. Ben sebep oldum seni tutmaya buraya gelin zamanlar böyle. Hüseyin o zaman seni buradan kaçırabilirdim böyle. Ama ben sebep oldum. Ben seni tutsak kalktım burada böyle. Önünü kestim burada böyle şey. Büyük bir yaban altına girdim Allah katında. İşte öldürecek seni bunda bu şekilde böyle. Eğer ben senin sabrına geçsem ve senin önünde şehit olsam seni müdafaa ederken hayır günah mekan olur mu? Olur buyurdu. Hemen geldi muhteremler böyle. Geldi. Onlar davet etti. Onlar muhteremler. Çok savaştı muhteremler böyle. Şehit olmak için alır böyle. Çok kendini cengâh mekan böyle. Kız savaştı böyle. Böyle kahraman bir kendisi böyle. Çok savaştı. Çok kişi öldürdü. O da şehit oldu kendisi böyle. Aslında böyle. Kurtuldu tabi bunun üzerine önce teker teker savaş başladı böyle. Karşıdan biri geliyor. Bir er istiyor. Buradan biri çıkıyor. Hep Hüseyin'in taraftarları üstün geldiler bunda böyle.
Bunun üzerine dedi ki Şemre, Ömer'e böyle olmaz bu şekilde böyle. Toplu hücum edin bunlara. Az bunlara bu şekilde. Arkadan çadırlar var. İpi buna biri bağladılar. Arkadan bunları çevre almaması, çevre olması böyle. Önden sırf bir cep olsun zaten bu şekilde. Tabii tedbir alıyorlar ama takdir değişmiyor muhtemelen tabii. Tedbir alıyor, takdir değişmiyor bu şekilde. Bunun üzerine 72 kişi muhtemelenler. Hasan'ın bir 3 oğlu vardı. Daha başka vardı da 3 yönü, 3'ü Ali. Ali Ekber biri, büyük Ali. Ali Efsan, orta Ali. Ali Asgar. Küçük oğlu, çok küçük böyle, bir ara çıkmış adından böyle gezerken Hazreti Emre'nin alıp kucağına muhtemelen böyle. Onun kucağına alıp böyle, kucağını severken böyle, o geldi, çocuğun kalbine geldi, kucağına vefat muhtemelen. Bir de el arasını çekti oraya böyle, hatta yaş geliyor gözünden böylece. Bir ara kimse suya dayanamıyor, herkes böyle. Herkesin su. Ciğeri kuruyor muhtemelen, beyin duruyor artık böyle. Yani artık kan pırtlaşıyor. Su olmayan tabii çölde beden, su kaybediyor bedende o sıcakta bu şekilde. Hazreti Emre'si yapıyor, yakın ama ses duyuluyor akan su. Oraya kadar gitti, yattı böyle içerken o geldi ağzına vurdu. Hazreti Emre'yle. Ağzı karşısına kaldı o şekilde böylece. Yine tabii yerine geldi. Dedi ki Hazreti Emre'ye yakınları, Hüseyin sen dur. Sen de burada ölümüz görmeyelim gözümüzle. Hepimiz ölürüm senin yolunda. Hemşehit oldum. Sonra olsun onları bu sefer. Biz dayanamaz onları. O da savaşa giriyor ama biraz daha kendine kaldı. Büyük oğlu Ali. O da şehit oldu. Önde o da şehit oldu. Ortancı oğlu olan Ali 20 yaşlarında delikanlı savaşa girmedi. Çok hastaydı. Halbuki kim bir hastalığı vardı. O çadırda yatıyordu böyle. Yani hayatın muhali yok işte böyle. O savaşa girmedi. Onun dışında bir de kadın çocuk dışında hepsi şehit oldu. Şehit oldular. Hazretlerim içine kaldı. Ona hüküm ediyorlar ama ne de olsa muhtemelen ve ne de olsa böylece yine peygamber torunu diye. Hazreti Fatıma'nın Ali'nin oğlu zaten böylece. Yani etrafını çevirdiler. Şemri aldılar böyle. Yani biraz taşla öldürebilirler. Ama herkes bakıyor başta öldürsün. Öldürmeyin muhtemelen böyle. Herkes başına bakıyor öldürmesin bu şekilde. O Şemri denen mevlu zalim Şemri var ya belki sonra gelmişti böyle. O zalim baktı ki böyle Hüseyin'i Şemri almışlar. Ama kimse vurmuyor böyle. Bağırdı. Aptallar dedi böyle. Vurun şuna bakalım böyle. O emri verince bu sefer biri kılıç vurdu. Hüseyin'in sol kolunu kesti muhteremler. Biri kılıç vurdu, omuzundan kesti. Ama çok herhalde yaralı bu şey böyle ve düştü yere böyle. Ya düşünce Sinan denen bir Enes, Sinan denen bir mevlun, zalim, kafir muhteremler. O da tam Hüseyin'in düştüğüne kalkmak isterken tem sırtından böyle mızrakla vurdu. Ucu sivri yani böyle, süngemede bir şey böyle. Mızrakla vurdu. Hüseyin kalkamadı. Oradan biri emretti. Kes bunun başını dedi böyle. Gitti kesmeye başını kesemedi. Entiti böyle. Sizi kesemedi bu şeyle. O Sinan denen Melul. İndi altından o kesti başını. Hüseyin başını o kesti. Hiç acımadan onu kesti böylece. Arkadaşı vardı Habili diye ona verdi. Neden? Hastane, onun da Hüseyin'in başı dünya diğer maddi açıdan onlar için böyle. İblis'e gidecekler, başa gidecekler. Muazzam bir bahşiş var onlara böyle. Ödül var çok böyle. O da tekrar bu şekilde. Bunu Havli'ye verdi. Ondan sonra hükümetler çadırlara, kadın bulduğu yerlere muhtemelen böyle. Hükümetler buraya böyle. Bir de işte yağma ettiler. Çapur, askerler, oradakiler böyle, çöpletler böyle. Kadın üstüne aradılar. Yani küpeye hepsi aldılar. Kadın ne varsa yüzük kanından böyle. Bütün onların eşyanı aldı bunları. Ve Havli hemen gitti küfeye oradan böyle. Atına bindi. Küfeye gidiyor. Yani İbn-i Cihad'a gidecek. Hüseyin başına götürecek. Muazzam bir, ona bir serbest verecek. Çok böyle böyle. Tabi uzak küfe
Gece yarısından sonra küfeye girdi. Baktı ki vali konağı kapalı. Karanlık bürünmüş. Mecid sabah verecek böyle. Evine gitti. Korkmasın diye bahçeye koydu Hüseyin başına. Böyle. Bize bir sepet koydu. Böyle. Büyük sepet var böyle. Hava atladı böyle. Onu koydu. İçeri girdi. Eşi uyuyor. Yatağında. Gece sonra geldi böyle. Eşi uyandı. Bunu gelince uyandı. Dedi nereden geliyorsun? İşte dedi Kerbela'dan geliyorum bu şekilde böylece. Dedi ki eşine sana müjde. Öyle bir serbe getirdin ki, bir serbe getirdin ki, hazine getirdin ki böyle şekilde. Yarın dedi bak gördün amca bakın dedi böyle. Yani, o, muazzam bir serbe sağlık bu şekilde. Peki ne bu dedi? Hüseyin başladı dedi. Ben. Sen mi kıyorsun başını bu şekilde? Kadın fırı yatmadı muhtemelen. Vallahi bile meşgat yatmadı muhtemelen. Kadın nasıl kıyorsun? Nasıl kıyabildiniz? Nasıl onu buraya getirebildin peygamber torunun başını bu şekilde? Size bir yüzden yok mu insanlısın bu şekilde? Başta bağırma dışarı çıktı. Ben sinyalde yapmam artık bir sıkıntı. Dışarı çıktı. Oturup bahçeye. Gözden yaş geliyor böyle. Hüzün oldu duruyor. O sepete baktı. Aa, baktı o tabii şimdi baktı böyle. Gökten bir nur geliyor. Gökten böyle. Bir nur geliyor. Direk şeklinde böyle. Nur geliyor, 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 geliyor. Baktı böyle. Tam sepetin ortasına kondu muhtemelen. Geniş nur böyle. Aydınlatıyor böyle, böyle. Bir de beyaz kuş geldi. Etan dönüyor. Allah alem o kuş az önce ruhu muhterem böyle. Kuş muhterem der. Dönüyor. Başı orada başı. Bedeni tabii ki şeyde kaldı. Kerbede kaldı der muhteremler. Orada kaldı sabaha kadar. Sabahtan o çıktığı yana gene aynı fikirde, görüşte böyle. Yani büyük bir servet beklentisiyle tabii. Dünya menfaati için. Aldı başı İbn-i Cihad'a gitti. Tabii mala kavuştu muhterem bu şekilde böyle. Öbür şehitlerine başta getirildi. İbn-i Ziyad denen o kefere, facir, fasık muhteremler önüne kondu Hüseyin başı mühendem böyle. Öyle bir değnek, onun ağzına dokunuyor böyle, oynuyor yani böyle. Şimdi şey kalatım bundan bu şekilde. Bir sahabe vardı, Zeyd-i Erkam diye ağzına muhterem. Yaşlı, çok yaşlı diye böylece. O da oturuyor bu şeyle tesadüfen. Ya İbn-i Ziyad dedi böyle, çek elini odan dedi. Ona dokunma Hüseyin başına böyle. Ben Resulullah'ı gözümde gördüm. Hüseyin'in ağzını öpe gördüm. Çek onu diyene böylece. Bağırınca İbn-i kızdı. Şimdi baktı. Çok yaşlısın. Hadi sen kıymayın başına dedi muhtemelen böyle. Başladı gitti. İki gün sonra oradan kadınlara getirdi muhtemelen böyle. Ali de. Onun adı bir adı Zeynel Abidin'dir. Daha meşhur Zeynel Abidin. Böyle. O hasta olay 20 yaşlarında. Onu da getirirler. Kanlar geldiler. Hep tabii İbn-i Ziyad'ın odasına, salonuna. Büyük sarayı alındı böyle. Allah buraya. Zeynep Hazretleri oturun bir yerde. Tabii hüzünlü. Tabii o bela geldi başlarına. Hatta şunu yapmışlar muhtemelenler. Bunları oradan çıkaran çadırlarından bunları kasten mahsus olarak şehit yanına geçiyorlar. Şehit yanından beri. Şehit yanından beri. Tabii şehitler her taraf kan bere muhtemelen böyle. Yara her tarafı, ok yaraları, kılıç yaraları, şunlar bunlar, hepsinin başı kesilmiş o şekilde böyle, toz top içerisinde böyle arasını geçirirler. Tabii herkese bir canı var. Oğlu var, kızım, şu kardeşlerin isim var bu şekilde. Hadi Zeynep anlatıyor böyle. Hüseyin kardeşi yani böyle. Hazreti Hüseyin'i görünce oradan muhteremler bir ahde başta var mı? Başta. Ya Muhammed, Ya Resulallah. Gör ümitin muhteremler. Bak Hüseyin yatıyor Kerbela'da, kanlı yatıyor bu şekilde böyle muhteremler böyle. Bak bir esir alabilir bu şekilde böylece. Allah bu kavmi helak etsin de bu şekilde böyle. Ve bunları götürürler. Küfe götürürler bunları böyle. İki gün sonra götürürler buraya. Yüz o da yanına aldılar bunları da. Yüz şöyle baktı. Zeynep'i gördü. Çok şeydi böyle, cesaretliydi muhtemelen böyle. Yani korkusu da kendisi de, cesaretliydi böyle. Oturuyor ama tabii çok hüzünlü tabii o anda. İsmini sordu, cevap vermedi. Tekrar cevap vermedi. Üçüncüsünde başka bir kadın, bu dedi Zeynep binti Fatıma. Kadın Zeynep'i de muhtemelen böyle.
İbn-i Ziyad kefere akıllar muhteremler hali yaptığına pişman değil. Gördün mü bak Allah hamdolsun dedi. Allah sizi rezil etti. Allah bana saltanat verdi bu şekilde. Tabi o da gereken cevabını verdi. Şimdi baktı Ali'yi gördü. Zeynel abini gördü. 20 yaşında tabi. Biraz hastalık verdi şimdi. Bu kim? Kendisi sonra kimsen? Ben Ali'yim ben. Ortancı oluyorum babamın. Peki sen orada seni öldürmedin orada böyle? Ben hastaydım, ben girmem savaşa böyle. Bilsen mi ben kaldım? Çağırdı Celle'de, bunun da başını vurun dedi. Bu da kalması vardı burada böyle. Bunun başını vurun bakalım böyle. Hazreti Zeynep, halası oluyor yani şimdi bunu böyle, halası oluyor. Kalktı, sarıldı muhtemelen böyle. Ya Ziyad, önce beni öldür, bunu söyledi. Öldürme, ben ölmeden bunu teslim edeceğim. Ağlam başladı. Hepsi ağlamı aldı, orada aldı haberler. Bir anda İbn-i Cahşe durdu. Peki Kasım Hakan'ı vardı derler. Tabi Peygamber'in nesli oradan gidecek nesli muhtemelen. Zeynel Abdü'den muhtemelen. Peygamber'in nesli iki kanaldan geldi. Bir hastanın çocuk oğlundan geldi muhtemelen. Oğlundan geldi böyle. Hüseyin oğlu tek bu kalmıştı muhtemelen. Hüseyin oğluna gelenlere deniyor seyitler. Hastana gelen de şerif adlandı. Şerifler oldu. Şerifler, seyitler. Yani bu da olmasın, seyit olmayacaktı. Gerçekten muhtemelen böyle. Olmayacaktı. Bunun üzerine bunlara bu tuttu. Şam'a gönderiyor, Yezid'e. Yani Afrin damasında. Daha iltifat görsün. Saltı daha büyüsün. Daha büyük bir hayata kilise verirsin. Ve yetkisi daha genişlesin. O zavallı Ali muhteremler hasta bir şari bu şekilde. Büyük kalın zincirler boynu vurdu. Ellerin zincirine vurdu böyle. O şekilde bunu Yezid'e gönderdi, Şam'a gönderdi. Yalnız Yezid bunları iyi karşıladı muhtemelen. Hatta kızdı İbn-i Ziyad'a. Şu bakana kızdı ama böyle. Halkı dedi benim alemi kışkırtıştım bu şekilde böylece. Yani bu olay tabii duyuldu, dalga duyuluyor böyle. Irak'ta, Şam'da duyuluyor bu şekilde böylece. Herkesin gönlü yandı muhteremler. Herkesin anladığı gönlünde bir nöbet oldu Yezid'e karşı, İbn-i Ziyad'a karşı muhtemelen böyle. Yezid de yani saltanatına saray gelecek dedim böyle, o bakımdan böyle kızdı bunları. Ama bunda iyi davrandı ama muhtemelen böyle. Kadınları gönderirken daire, hanım dairesine gönderir muhtemelen. Hanımları, kızları, çok kalabalık tabi saltanat hanımları, bunu iyi karşıladı muhtemelen böyle. Bunun üstün başına giyindirirler, eşyanı verdiler bunların böyle, gelir işler bunlar bu şekilde böyle. Ali'yi de ne yaptı muhtemelen? Hemen tabii çözdü de demirlerini. Özel bir odaya eşi evli böyle. Onu özel bir koydu muhtemelen. Akşam sabah sofrasında Ali'yi yanına aldı muhtemelen böyle madmada. Bu yaptı böyle böyle. İbn-i Ziyad kadar yapmadı bu böyle. Yapmadı. Sonra bunları Medine'ye gönderdi muhtemelen böyle. Özel bir birlikte, asker birlikte bunlara para verdi. Her şansını verdi bunları. Bunları Medine'ye gönderdi. Yalnız Yezid'in ömrü azmış muhtemelen böyle. 308 ay halife yaptı. Yani 4 yıl yapamadı. Yaş 38 öldü muhtemelen böyle. Öldü. Yani 308 ay yani 4 ay bile sürmedi halifeliği. Ama bu cinayetin sebebi oldu muhtemelen tabii. O emir verdi. Yakan dertin tam bundaydı. O emir verdi. Bu cinayetin bir sebebi oldu kendisi böylece. Zaten Hüseyin'in katlinde şehit olmasından sonra huzur bulamamış muhtemelen böyle. Her gece sanki rüyasına geliyor Hasan Hüseyin, onu korkutuyor muhtemelen böyle. Niye öldürdünüz beni burada böyle? Niye öldürdünüz beni? Ben ne yaptım ben? Yerden korkup yanıyor muhtemelen böyle. Uykusu kaçamıyor öyle. Uykusu kaçtı, iştaha kaçtı, huzura kaçtı, dünyası daraldı muhtemelen böyle. Sağlığını görmüyor, sağlığını görmüyor bu şey böyle. Dünyası karardı yakalı muhtemelen böyle. Tabii büyük bir cinayet. O bu Aslan Hüseyin, o başladı, o emir verirsin başladı bu şekilde böyle. Ve Hüseyin Hanımlar çok kalmadı muhtemelenler. Yani bir iki sene sonra ondan sonra o da artık gitti. Cihazını görmüyor muhtemelen böyle. Şimdi gelelim muhtemelenler. Bundan yaptığına kar kaldırmışım bunları yapanların. İbn-i Ziyad. Ömer bin Sa'd, o komutan. Şemmer. Sonra gelen var ya, şu gelen böyle, vurun diyen böylece. Enes bin Sinan,
ve Habli başına alan. Hep savaşlanlar. Bunların yaptığı kâr kalın dünyada yine böyle kalmıyor muhtemelen böyle. Kalmıyor muhtemelen böyle. 5 yıl sonra bu 61 yılında oldu işi. 66 yılında Sakaf kabilesine emir çıktı böyle. Muhtar adam. Muhtemelen Sakafi denen biri çıktı. Kerab'a intikam alması için Küfe'ye geldi. Başkanın Küfe'ye geldi böyle. Halkı başladı bu konuda birleştirmeye. Hüseyin Hazretleri ve orada olan şehit onların böyle hak seçkiydi bunlar böylece. Biz bunu hakkını almazsak biz alabiliyor muyuz? Sordu muhtemelen böyle, böyle. Halkı bunu anlatınca halk birleşti muhteremler. Birleşti. Gizli gizliye Küfe çok büyüme başladı bu topluluğu böyle artık. Derken oran varisi Numan bin Beşir'di muhtemelen böyle. O tabi ses çıkarmadı bunlara böylece. Ondan sonra baktı ki İbn-i Ziyad da başka yerde var. Bas tarafı oturuyor böyle. Kendisi oturuyor böyle. Bunu duyunca büyük orduyla bunun üzerine gelmeye başladı böyle. Muhtar üzerine böyle başladı. Bu da İbn-i Eşter vardı. Babası Eşter sahabeden de böyle. Sırf'ın hastanenin yanında çok büyük savaşçılık gösteriyor kendisi böyle. Yani tek başına bir ordu dağıtıyor. O kadar savaşı muhtemelen böyle. Kılıç halinde. Onun oğlu İbn-i Eşer diyor. Yani Eşter oğlu anlamına geliyor. Onun komutasında bu da Küfe'den bir ordu gönderdi. İbn-i Ziyad'ın ordusu daha kalabalık olduğu halde o yenildi muhtemelen. Yenildi. İbn-i Ziyad'ı orada yakaladılar muhtemelen. Kaçarken onu yakaladılar böyle. Onu yakınlar hepsi orada öldürüyor muhtemelen böyle. İbn-i Ziyad'ı. Geberti hepsinden. Bunun dışında Şemmer. Var mı Şemmer denen kefere? O da savaş, Batı'daki savaş kaybediliyor. Daha önce kaçmış. Fırat Nehri kenarına bir köye gizlenmiş, saklanmış muhtemelen böyle. Emir verdi muhtar, illa bunları bulun bakalım böyle. Yani kim karışmışsa Kerbela faciasında hepsini bulun bakalım böyle. Arıyorlar, o Şemre buluyor muhtemelen, bir köye saklanmış muhtemelenler. Onu yakaladılar, çıkardılar başına kesin muhtemelenler. Orada baktılar köyün köpekleri toplandı, atla köpekleri muhtemelenler. Onun bedenine köpekleri parça gidiyor buna, başına böyle. Gelin Havli'ye, başına getirene, evine. Hanımı çıktı yanına böyle. Havli'ye gelen muhteremler. O da kaçtı. Bahtiyar'ın dışına yakalanacak. Dışına kaçamayacak. Herkes sarılmış. Evine gitti muhteremler. Evine gitti. Hüseyin'in başına kapadığı büyük bir sepet. Onun altına girdi muhteremler böyle. 2010'un altına girdi. Orada gizlendi. Oraya gizlendi. Arayanlar bulamayınca evine baskın yaptılar. Hanımı da başlandı böyle. Dedi ki, nerede Havli? Bilmiyorum dedi böyle. Yakıştırmam ben böyle. Sebebi kesmeden böyle. Hemen sebebi kaldı baklar. İçinde muhtemelen. İki bitme muhtemelen. Tutanı kestiler başı muhtemelen. Onu yaktılar atmaz böyle. Ateş yaktılar böyle böyle. Yaktılar. O diye hepsini muhtemelen varsa böyle muhtemelen böyle. Her biri tek tek yakalandı. Kim daha önce eziyet yapmışsa onların elini ayını kestiler, boynunu kestiler. Hepsi yakalandı, hepsi gitti muhtemelen böyle. İşte 10 Muharrem'de muhteremler Hazreti'nin de şehit oldu. Yalnız şimdi 10 Muharrem'de her yılda Şiiler, yani Şii, Hazreti Ali taraftar anlamına geliyor. O zamanlar siyasi olarak da bu taraftarlık, sonradan bu zamanla mezhebe dönüştü. Şii mezhebe dönüştü böyle. Yani inanç sistemi böyle değişti, çok şey değişti bunların böylece. Hazreti Bekir'in mesela hakaret ederler. Hazreti Ömer, Osman Söber'le sarıdan mutluluk şey böyle böyle böyle. Şiiler, ne yapıyor Şiiler işte muhteremde? Her on Muharrem'de Hazreti Hüseyin'i anarak hepsinden zirurla yüzlerine muhterem. Kan çıkarlar böyle. Sonra bunu kaldırırlar. İyi olmuyor görüm derdi. Bunu kaldırırlar. Matem yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Ehl-i Sünnet'e bunu yüklüyor savaşı muhterem böyle. Onu kim öldürür Hüseyin muhteremler? Onun taraftarları, küfür öldürüyorlar, küfür elde muhtemelen böyle ya. Küfür, Ali taraftarı muhtemelen böyle böyle. Onda mı öldürüyorlar bunu bu şey böyle? Öldüren kendileri, şimdi ne yapıyorlar? Yani bunu Ehl-i Sünnet'e bunu yemek için kısa bir şey muhtemelen böyle. Bu da imadımız, tabi rahmet etsin Rabbim inşallah. Allah Azze'nin Celle Celaluhu, Hüseyin Hazretleri'nin bütün kerebe şehitlerinin ruhu için inşallah. İlahi Fatiha.